TV Kayseri ekranlarından merhaba değerli izleyiciler. Bir amatör futbola objektif bakış programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü stüdyo konuğum ise Anadolu Yıldızları Spor Kulübü teknik sorumlusu sevgili Ali Karacan hocam olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bayağı olmuş sizinle program yapmayalım hocam. Çok oldu. Doğru söylüyorsunuz. Epey bir zaman oldu. Demir Spor'u çalıştırırken en son herhalde bir araya gelmiştik. Yine güzel bir sohbet muhabbet etmiştik. Yine amatör spora böyle bir zaman ayırdığınız için, beni de davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı bir program olur. Tabii ki. Gerekli mesajları yerlerine ulaştırabiliriz. Bundan da büyük bir keyif, bir mutluluk duyarız. Evet, öyle olacağını eminiz. Hocam antrenörlükte bir 30 yıl devirdiniz. Evet. Yani ligin en tecrübeli antrenörlerinden birisiniz. Artık duayen diyelim artık, size. Estağfurullah. Bir de meslekten gelen, beşeri hayattaki meslekten gelen, öğretmenlikten gelen bir deneyim var. Onunla ilgili yeni nesilde de tabii belki sizi bazı bu sektöre yeni girenler bilmeyebilir. Onunla ilgili olarak şöyle Ali Karacan'ın bir serüvenini alalım. Lige kadar gelelim. Hocam 1975'te Sarıhan Yıldırım Spor'du. Öyle futbola girdik. Bir abilerimiz ticaret lisesinde okurken bizi götürdüler oraya. Kulağız Çimdiyesi Hacatipoğlu bizim hocamız. Onunla başladık. Başladığımızda beraber orada devam ettik. O yıl şampiyon olduk. Birinci kümede. Ondan sonra Sağlık Spor oldu oranın ismi. Sağlık Spor'dayken bizim değerli abim Mustafa Alan bizi Hacılar Spor'a götürdü. Birkaç arkadaşla beraber. Hacılar Spor'u şampiyon ettik. Birinci kümeye çıktık. Ondan sonra orada top oynadık. Daha sonra akabinde öğretmenlik mesleğe başladık 1980 yılında. Türkiye'nin muhtelif yerlerinin ilk yer Sivas. Daha sonra Denizli, arkasından Malatya, arkasından Bolu derken buralarda futbol ve antrenörlük yaptık. Yine belgemizi burada Kayseri'de aldık. Ondan sonra 92'de Kayseri'ye dönüş yaptık. Kayseri'de dönüş yaptıktan sonra da Adnan hocamla beraber Kayseri Gençler Birliği'ni kurmuşlardı. Evet. Hocam beraber götürelim dedi. Adnan hocamla bizim çocukluk arkadaşımız. Beraber birlikteliğimiz 50 yıla dayanır. Onunla birlikte burada başladık. Ben de Osman Zeki Yücesan İlköğretim Okulu'nda o zaman beden eğitim derslerine giriyordum. Okul takımıyla beraber orada beraber başladık. O sene de başarılı olduk. Getirdiğimiz çocukların hepsi hemen hemen profesyonel oldular. Muhtelif yerlerde, muhtelif şekillerde takımlarda futbol oynadılar. Evet. Ve böylelikle başlamış olduk hocam. Ondan sonra da işte bildiğiniz gibi arkasından... Kılıçarslan var tabii. Güzel. Arkasından Kılıçarslan önce şey var. Hacılar Erciyes Spor var. Altyapısı. Evet. Ondan sonra orada çalıştık. Şems hocamla beraber, Kenan hocam, Ferhat hocam onlarla beraber çalıştık. Ondan sonra arkasından ayrıldık Demir Spor. Demir Spor'dan sonra biz özel idare. Özel idarede bir sene çalıştık. Arkasından bizim Adnan hocam duramadı, emekli oldu. Emekli olduktan sonra ben biraz futboldan soğumuştum. Hanımın vefatı oldu. Hanımın vefatı olduktan sonra ister istemez biraz hayata bakışımız değişti. Evet. Ondan sonra bir takım kuralım dedi. Kuralım dedik. Adnan hocam gitti uğraştı sağ olsun. Anadolu Yıldızları diye bir takım. İsim buldu. Nereden geliyor hocam Anadolu Yıldızları? İsim Adnan bulmuş. Kendi. Kendi bulmuş. Kendi bulduğu ismi bu şekilde olsun dedi. O şekilde oldu. Tabii. Ve öyle 2015'ten başladık. Bu tarafa da Anadolu Yıldızları olarak evet, geliyorsun. Aynen devam ediyor. Sıfırdan aldık hocam. Büyük yaş grubu yok bizde biliyorsun. O sıfırdan aldığımız o çocuklarla beraber getirdik bu zamana kadar. Bu sene de biliyorsun işte birinci amatör kümede liglerin birleşmesiyle birlikte birinci amatör kümede. Şimdi orayı ayrı sorayım. Oraya kadar yani 50 yıllık bir özet geçmiş yaptınız. Geçen mesela Rifat abi vardı burada. O da 40 yıllık bir anı anlattı. Böyle evet, işte evet. Ne kadar güzel. Anlar tazeleniyor hocam. Tabii. Hayatta bir tekrar metodu. Evet. Dolayısıyla şöyle 2015'ten bu tarafa gelecek olarak Anadolu Yıldızları'nı kurdunuz. O çocuklar küçüktü, büyüdü. Geldiler. Bu sezon D grubunda Adem Özbek Ligi birinci amatör kümede D grubunda bir mağlubiyetle ligi de şampiyon olarak kapattınız ve evet, final maçına geldiniz. Bir de orayı alalım. Şimdi hocam tabii ki alt yaş gruplarında aynı çocuklarla geldik. Birbirlerini tanıyorlar çocuklar. Birbirlerinin aynı takımlarda oynadılar. U16'da, U18'de bunlar oynadılar. Ve onları getirdim. Büyüdüler tabii yaş olarak da. Ondan sonra birinci kümede 2005 doğumluyla 2001 doğumlu arası çocukların hepsi. Bu çocuklarla beraber bir muhabbet, bir sohbet içerisinde biz lige girerken neler yapacağımızı biliyorduk. Tempomuzla, gençliğimizle bunları yapabileceğimizi biliyorduk. Çocukların bilmediği bir şey vardı.
başarılı oldukça da kendilerine özgüvenleri arttı. Biz hiç bu tempoda, yüksek tempoda bir final maçı oynamadık. Oraya kadar gayet güzel getirdik ligi. Ligde biliyorsunuz bir tane mağlubiyetimiz vardı. O da Erkilet Spor'a. O da çok genç bir takım. Ona da 10 kişi kaldık. 46. dakikada. Öyle olunca 92. dakikada da golü yedik. 2-1 yenildik müsabakada. 1 olarak çıktık. Argıncık da oradan 2 olarak geldi. Tabii ki Argıncık'la... Stadyo gereğiyle Argıncık Spor'la karşılaştık. Onlarla karşılaştık. Argıncık tabii ki çok tecrübeli. Süper Küme de oynamış, tecrübeli bir takım. Evet. Bizim çocuklar bu ligin oranın havasını kaldıramadı. Çocuklar çok heyecanlıydı. O kadar uğraşmamıza rağmen onun kafasından silemedik çocukların. Onları daha büyük takım olarak gördüler kafalarında. Pas hatası yaptıkça heyecanlandılar, paniklediler. Bunun üzerine de ufak tefek hatalar oldu sahanın içerisinde. Ama çok başarılı, çok hoş bir sezon geçirdik. Çok keyif aldı, çocuklar da keyif aldı oynadıkları futboldan. Herkes tarafından takdir gördü. Bu da bizi mutlu ediyordu zaten hocam. Bizim şampiyon olsak da olmasak da başarılı olduğumuzu biliyorduk. İşte bunun başarının sebebi de gördüğümüz gibi liglerden, muhtelif takımlardan hepsi çocukları almak için mücadele veriyorlar. Onu da siz de izliyorsunuz, siz de takip ediyorsunuz. Sosyal medyadan gördüm. Şimdi birkaç oyuncunuzun da bazı, özellikle Argıncık Spor'a transferi söz konusu. Evet. Argıncık Spor'a ben muhtelif takımlardan aradılar beni. Hocam sizin sporcularla görüşebilir miyiz diye. Çocukların da şimdi ister istemez yaşları da büyüdüğü için 19-20 yaşlarına geldi. Bu çocuklar bir üst ligde oynamayı hak ediyorlar. Buna bencillik yap da dur demenin de bir anlamı yok hocam. Yani kulübe açtığını düşündünüz, transferle izin verdiniz. Beni aradılar sağ olsunlar. Sungur'un başkanı ve İbrahim Sungur. Ondan sonra Argıncık'ın başkanı Melih sağ olsun. Ondan sonra Mehmet hocam aradı. Hocam bunlar transfer yapabilir miyiz, bunlar konuşabilir miyiz diye. Ben dedim gidin konuşun. Çocukları ikna ettiğiniz, kim ikna ederse bunlara gereken şeyi yaparız. Mali vecibelerini de yerine getirecekler. Evet, bu şekilde anlaşırız dedik. Melih Başkan çocuklarla konuşmuş. Onlarla anlaşmış. Anlaşmaya bizim söyleyecek bir şeyimiz kalmadı hocam. Bu şekilde devam edelim. Kulübü kurduğunu söylediniz de biz orada bir Adnan hocama bir taş atalım. Ben kendi adıma söyleyeyim. Şimdi final maçında baktım. Mesela yalnızsınız. Yani yedek kulübesinde oyuncu değişiklik kağıdını yazacak kimse yok. Final maçında bile sizi yalnız bırakmış Adnan Altuntaş hocam. Hocam şimdi Adnan hocamın oraya girersek orada biraz daha uzun. Adnan hocamın bir sıkıntıları vardı. Rahatsızlığı vardı yani. Yüksek tempolu müsabakalarda kalpten dolayı sıkıntı var. Bu müsabakaları izleyemiyor. Yani, izleyemiyor. Heyecana dayanamıyor. Dayanamıyorum kardeş diyor. Öyle deyince ben de hiç ısrar etmiyorum. O zaman mazur görelim. Çünkü öyle olunca bir şey diyemedik. Eminim o da sahada bizimle beraberdi. Fakat yapabilecek bir şey yok. Hayat daha önemli. Tabii. Allah göstermesin oranın temposunu kaldıramayacağı zaman daha büyük sıkıntılar olacağını düşünerek ben gelmeyeyim dedi. Ben de peki yandan tamam sen gelme. Skoru elden alırsın dedik. Biz nazımız geçtiği için söyledim. Tabii evet. İstediğimiz şeyi de götüremedik. Hocam gerek öğretmenlikten dolayı gerek birçok kulüpte de altyapıda çalıştınız. Disipliniyle de öne çıkan bir isimsiniz. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde böyle yetenekli bir oyuncu bulduğunuzda bir de hep işte amatör kulüplerde Hacılar Ercesi çıkarsak kenara gençlik kulüplerinde mesela Kılıçarslan bir ekoldü. İşte şimdi arkadaşlar devam ettirmeye çalışıyorlar ama bu açılardan bakacak olursak antrenör ve sporcu ilişkileri nasıl olmalı? Hocam şimdi bir defa antrenör olan arkadaşlarımızın kesinlikle o yönettiği topluma hakim olabilmesi lazım. O bilgi birikimine sahip olması lazım. O karakteri gösterebilmesi lazım. Artık günümüzde çocuğun senin bilgine, senin tavrına, davranışına saygı duyması gerekiyor. Sen çıkıp da ben antrenörüm deyip çocukların huzuruna geçtiğin zaman artık bir tiyatro sanatçısın sen. Çocuk seni izliyor, gözlemliyor seni. Sana bakıyor. Senin boşluğunu bulursa sporcu uyanık olur. Bu boşluğunu yakaladığı zaman seni oradan oymaya başlar. Onu çok iyi bildiğimiz için, eğitimini de beraber birleştirdiğimiz için tabii 42 senelik eğitimcilik hayatım burada çok büyük destek bana. O açıdan çocuklarla sevgiyle, hoşgörüyle, sempatiyle senin o çocuğa iyilik yapabileceğini çocuk bir defa kesinlikle içine sindirmeli. Yanlışına götürmeyeceğini içine sindirebilmeli. O çocuğu yanlış yönlendirmeyeceğini aileler ve çocuklar bilebilmeli bunu. Bunu bildiği zaman sana tam anlamıyla teslimiyet gösteriyor çocuk. Ve sen de onun üzerine koyarak gidiyorsun. Çocuğa bir şey söylediğin zaman çocuk bunu duymamazlıktan gelmiyor.
Bunu idrak ediyor, evet. Daha fazlasını yapmaya çalışıyor, gayret gösteriyor. Ve böyle olunca da çocukla arasında belli bir iletişim kuruluyor. Bu iletişimin içerisinde bir de sen kulüp kurallarını yerleştirdiğin zaman, o kulüp kurallarının içerisinde uyum sağlayamayan çocuk senden kopup gidiyor. Ya da geliyor orada o uyumu göstermek zorunda kalıyor. O uyumu gösterdiği zaman biz daha rahat ediyoruz, çocuklar da daha rahat ediyor, başarı da daha kolay geliyor. Çünkü bu işi ciddiye alıyor. Senin ciddiye aldığını görünce sen atıyorum 60 yaşında adamsın. 60 yaşındaki adam bu işi ciddiye aldığı zaman bir de öğretmensin, bunun üzerine eğitimcisin. Çocuk o zaman kafasında belli bir imaj oluşturuyor. Bu imajı oluşturduktan sonra o çocuğa istediğini verebiliyorsun çok rahatlıkla. Bunu hocam biliyorsun sen. Ben bunu ilk olarak Gençler Birliği'nde yaptım. Arkasından Kılıç Aslan'da yaptım. Hatırlasın yine program yaptığımız zaman hocam küme düşen Kılıç Aslan'la sizin sorunuzu hiç unutmam. Küme düşen bir Kılıç Aslan'la sen Demirspor'a gittin. Nasıl başarılı olacaksın diye. Ama ben çocuklarıma güveniyorum. Çünkü ben onlara emek verdim. O çocuklarla Demirspor tarihinde iki defa Süper Küme'de kaldılar. İki sene Süper Küme'de top oynadılar bu çocuklar. Hem de başarılı bir şekilde. Hem de başarılı bir şekilde oynadılar. Tamam. O açıdan sonra arkasından işte bunu yaptık. Gençler Birliği'nde yaptık. Demirspor'da yaptık. Şimdi Anadolu'da neden yapmayalım? O takımdan şimdi üçü Yusuf, Ebubekir ve Yener evet. Bir kulüpte şeyde değil mi? Evet. Burada Erdal hocamı da analım. Antrenörlük yapacaklar. Evet, Erdal hocamı da analım. Bir gün Kılıç Aslan'ı çalıştırıyorum. Köprülü mü? Erdal Köprülü, evet. Kılıç Aslan'ı çalıştırıyorum. Şemt hocam, Kılıç Aslan 6 maç yenilmiş. Biz de şeyden ayrıldık, Hacı Recepspor'dan ayrıldık. Ben aradı gece. Ali hocam dedi ya, şu Kılıç Aslan'ın başına geçti. Bizim orada bir mazimiz var. Şu takım küme düşmesin dedi ya. Küme düşerse üzülürüz, hep beraber üzülürüz dedi. Bir emeğimiz var. Gittim, 3 tane sporcu var antrenmana gelen. Mehmet hocam var. Allah Allah. Mehmet Tekin hocam var. Bunlar çocukları hemen aradım. İlk antrenmanda 13 kişiyle yaptık. İlk maçımızda Develi ile burada berabere kaldık. İkinci maçımızı Pınarbaşı'na gittik. Pınarbaşı'yı yendik. Böyle olunca çocuklarda bir özgüven oldu. Erdal hocamla Bülent hocamı Elmas. Yanıma aldım. Ondan sonra gençlerle devam ettik. Gençler o sene kümede bıraktı. Ondan sonra da B gençti, o zaman B genç, A genç vardı. Evet. B gençti aldığım çocuklarla o yaşı uygun olan arkadaşların hepsini gönderdim. Ondan sonra biliyorsun işte biz gençlerle çalışmayı daha çok seviyoruz. Onları gönderdikten sonra onlar muhtelif takımlara gittiler. Kılıçarslan'daki diğer yaş olarak biraz daha büyük abiler. Biz bu çocuklarla B gençle devam ettik. O sene Erdal Köprülü bana hocam dedi, sana bir tane çocuk getireyim dedi ya. Sokakta oynarken gördüm dedi. Getir dedim kimse. Getirdi Yusuf Yanar. Yusuf Yanar'ı aldım. Santfor'a oturtturduk onu da. 84. Yusuf Yanar'la beraber Ebu Bekir, Yener, Mustafa, ondan sonra Samet, 85 grubu, Serhat, Orhan, Serhat. Bunlarla beraber bir ekip kurduk. Bu ekiple beraber devam ettik. Sağ olsun çocuklar iyi çalıştık. O zaman Kılıç Aslan sahası vardı lisenin. Kılıç Aslan lisesinin sahası vardı. O çim sahada. Orada çalıştık. Çocuklarda yaş grupları birbirine şey olduğu için, denge olduğu için. Yakındı hep. Onlarla beraber çıktık. Süper Küme'de 2 sene top oynadık işte. Ondan sonra ben oradan Demirspor'a geçtim. Demirspor'da bu işi götürdük. Arkasından Özelliler'e geçtik işte hocam. Demirspor'da rahmetli Selahattin Bey'i de anmış olalım. Evet, Selahattin Bey. Allah rahmet eylesin. Yılmaz Bey'le beraber. Oraya giderken de Murat Öztaş, Bülent Elmas, onlarla beraber gittik, çalıştık. Orada çok güzel bir temel attık orada. Bir senede 400 tane sporcu lisanslamışım. O çocuklarla Demirspor uzun yıllar götürdü bu işi. Orada çok hoş bir anımız vardı. Ama oradan işte Özel İdare'nin biraz daha teklifi cazip geldi. Bir sezonda orada çalıştınız. Bir sezonda orada çalıştık. Oraya bir girip çıkalım mı hocam? İsterseniz girip çıkalım. Köy hizmetlerinde görev yapıyorsunuz. Zaten Altuntaş'ta orada bir işte Arna sahasındaki o yol sporu olan müsabaka. Kısmetsiz bir müsabaka. Yerde kalın. Şanssızlık. Belki de kariyerinizde işte öyle bir müsabaka olacakmış. Evet. Hakeme müessir fiil 3 oyuncunun ve akabinde 3 puanın silinmesiyle ligden çekilen bir takım değil mi? Öyle hatırlıyorum. Bir müsabakaydı. Yani o müsabaka artık alanın götüreceği. Ben Şekerspor'u yenmiştim. Şekerspor'u yendikten sonra alanın götüreceği bir müsabakaydı. İzledim maçı. Biliyorum birebir. Dün gibi hatırladım. Orada da işte bazen sporcu sahada kendisine hakim olamıyor hocam. Ne kadar uğraşsam da. Tabii bu konuda hocayı suçluyorlar ama sahadaki çocuk yaş büyük.
Hepsi profesyonelinden dönme tabii, belli bir yaşa gelmiş yani. İnsanlar. Bunlara sen küçük yaş gruplarındaki gibi hakim olamıyorsun. Sahanın içerisinde bir anda fevrileşebiliyor. Ama işte olmayacak şekilde sonuçlandı. Hiç hoş değildi. Hiç kabul edecek bir tarafı da yoktu. Ama evet. Oldu. Yapacak bir şey yok. Bunlar yaşanacakmış. Böyle bir girdik çıktık. Evet. Tamam anladım yani. Hani hemen akabinde işte biz böyle konuşuyoruz o zaman. Rahmetli Mehmet Karabacak dedi ki ya işte Ali Hoca'yı alsam ben. Evet. Böyle böyle dedi yol spora. Yalnız dedi işte ilk idmana gelir 5 kişi gönderir. İkinci idmanda 5 kişi daha gönderir. Takımda kimse kalmaz dedi. Bu açıdan bakınca disiplin amatör kümede sağlamak için hocam siz ne yapıyorsunuz? Dedik ki eğitimciyiz dedik. Eğitimciyiz dediğimiz zaman yaş grubuna göre hitap ediyorsun hocam. Öyle değil yani. Biz Hacı Recep Spor'da çalıştık. Orada aldığımız o sene Şemsi Hocam'dan aldığımız sporcuların harika bir takımdı. Hepsine yani. Para verdik. Mustafa Kakilli her sağ olsun. Herkesi her yaşında oluşturdunuz. O zaman o dönemde amatör kümedeki arkadaşların çoğu hocam bende şöyle sporcu var bunu alır mısınız diye telefon ediyorlardı hocam. Çünkü niye? Bu çok amatör kulüpleri döndürebilmek için belli bir paraya ihtiyaçları var. Ben aldığım zaman 1.000 lira para veriliyordu hocam hemen. O çocuğu almıyor. Yok birebir yaşadın mı? İşte boydakların zamanı. Evet. Verdik Yahya ile Soyçopur'u. Evet işte. Hem ücretini verdiler hem de kulübede işte o yakacak yok, gibi yok, bir şeyler yok, verdiler. Bir şey. Ağzımızdan çıkmadan hemen gidiyordu şu sporcuyu aldığımız zaman. Antrenörü ya da hocası, idaresi varıyordu. Oradan parasını alıyordu. Parayı alamama gibi bir durum yoktu. Ve aldığımız sporculardan gerçekten o dönem çok iyi sporcular transfer ettik. Hocam %80'i %85'i profesyonel oldu. Evet. Bunların içerisinde Ali Turan da dahil. Yani doğru. Mustafa Tunakayalar. Kimler olmadı ki? Hepsini verdi. Sinan Yolcular. Ondan sonra o dönemde ismini sayamayacağım. Müthiş. Çocuk. Bizden de gitti evet. Selçuk. Onların hepsi profesyonel oldu. Doğru. Aldığımız sporcuların sadece yeteneği en son küçük o Ersoy Yılmaz 89'du. Evet, 82-89 doğumlu arası oyunculardı yani. Ersoy'u da aldık. Tabii. Ersoy'u da doğru söylüyorum. Elimle gittim birebir aldım. Şenso Hoca ile beraber. Aldık getirdim. Hepsi de başarılı oldu çocuklarım. Futboldan ekmek yediler. Hala da onun ismiyle devam eden bir sürü öğrencimiz, bir sürü sporcumuz. İşte öyle, onu devam ettiremedik. Onu devam ettirebilse her takım en iyi oyuncularını işte Erciyesspor'a vermek için adeta birbiriyle yarışır hale geldi. İşte hocam şimdi iyi şeylerin yapıldığı yeri biz bozmaya çok çabuk niyetliyiz. Çok güzel orada bir ortamımız var. Dışarıdan gelen kim olursa olsun herkesi yemekle ağırlıyoruz. Mükemmel bir çalışma şekli var orada. Duyacağımız, hissedeceğimiz, gördüğümüz, yetenekli olduğumuz sporcuların hepsini aldık hemen hemen. O camide çok nadir kalmıştır. Aldığımız çocukların hepsi de bu işten ekmek en yetenekleri yedir. Aldılar hakikaten. Evet en yetenekleri aldık o dönemde. Çünkü Kenan Hocam seyrediyordu. Hocam şurada biri var. Ondan sonra Ertuğrul Hocam seyrediyordu, şurada biri var. Ferhat Hocam seyrediyordu, şurada biri var. Ben diyordum ki şurada birileri var. Şems Hocam diyordu, şurada birileri var. Gidiyorduk, bakıyorduk, izliyorduk. Ha baktık, çocuklar gayet güzel. Söylüyorduk da hocalarla da, konuşuyorduk da. Alıyorduk çocukları. Mali vecibesinde ödüyorlar zaten. Tabii canım, tabii yerine getiriyorlardı. Doğru. Ve bu çocuklar da başarılı oldu. Hocam, biz birileri için bu işi yapmıyoruz. Yani annesinin, babasının için değil. Yetenekli için. Olan çocuklar için yapıyoruz biz bunu. Beni biraz önce söylediğin şeyi... Onun altını çizelim hocam. Hakikaten evet. En bam teli orası zaten. Ben o dönemde genel kaptanımız vardı. Hiç unutmam. İsmini söylemeyin. Yılmaz Dost söylemeyin. Belli olsun. Biliyorum. İyi bilirsiniz. Onun bir yeğeni vardı. Hocam bu antrenmana gelsin demiş Şems hocama. Geldi çocuk. Ben yaş grubu B genci o dönemde. Bakıyorum. Baktım çocukta bir şey yok. Dedim ki Şems hocam bu çocukta bir şey yok. Çocukların arasında eziliyor. Bu çocuğun kişiliğinde sıkıntı yaşarız. Onların arasına geliyor. Bunu Yılmaz Bey'e uygun dille anlat da bu çocuk evet. Başka yerde arasına şansı. Amatör kulübe geldi. Evet. Ondan sonra çocuk vesilasıyla öyle ayrıldı gitti. Yani bunlara bile biz direkt söyleyebiliyorduk. Niye? Çünkü ben oraya güçlü gittim. Beni aldılar götürdüler oraya. Ben birilerini devreye sokarak gidip orada antrenörlük yapmadım ki. Bir sene Şems Hocam çağırdı. Yok dedim. Gençler Birliği'nde kaldım. İkinci dönem aldılar. Benim ekmeğim de oradan değil. Tam güzel bir yere geldik hocam. Evet. Şimdi antrenör aranan isim mi olmalı, arayan isim mi? Kesinlikle. Bak orada bir harf neleri anlatacaksınız. Aranan isim olmalı hocam. Öyle şey olmaz. Aradığın zaman mindersiz oturuyorsun hocam. Gittiğin zaman oraya mindersiz oturuyorsun. Yaptırım gücün yok. Şimdi piyasada şöyle bir şey var. Diyorlar ki işte bir yere göreve gelebilmek için de mutlaka birilerini devreye sokmamız gerekiyor. Ne yapalım? Yoksa bizi buradan kim bulacak diye de bir genel kanı var. Bizim bu işten yıllarımızı verdiğimiz için sana antrenör lazım olduğu zaman antrenör aramıyorsun.
senin sözünü tutturacağın arkadaş arıyorsun. Görevli birini arıyorsun. Evet. Şunu oynat, şunu oynatma, şunu yerleştir, şunu yerleştirme. Bunu aranıyor. Bu arandığı zaman tabii birilerinin zoruna gidecek bu söylediklerim ama gitsin yani. Çünkü biz ben açık ve net bunu saklamanın bir anlamı yok. Maalesef günümüzde bu şekilde gidiliyor. Sen bakıyorsun, çağırıyorsun yanına. Adam parasız, ücretsiz, tek yeter ki gideyim antrenörlük yapayım diye giden arkadaşlar. Maalesef geçmişte de duyduk bunları. Bunlar var, hala da var hocam. Söylemeye gerek yok, hala da var. Ya illa antrenörlük olmak zorunda değilsin. Kenardan seyirci ol. Tabii görev almasan izle ya. Kenardan izle ne olur yani. Bunun illaki bir şey. Bir de gerçekten gençliğe verebileceğin bir şey yoksa hocam, o kulübe gidip çalışmanın bir esprisi yok. Evet. Sen oraya bir şeyler verebilmelisin ki o kulübe gideceksin. Yani. Bizi de Anadolu Yıldızı bakış açımız yani aranan isim olun diye kesinlikle bağlayalım. Doğru. Kesinlikle hocam. Peki mevcut bütün şehir içerisindeki sahalarımız, ilçeleri de biliyorsunuz. 1,5 milyonluk bir de nüfus, Kayseri ölçeği tesislerimiz büyük, yeterli mi hocam? En büyük yaralardan bir tanesi hocam. Bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. Çok büyük sıkıntılarımız var. Hocam bir defa bu işin yetkilileri keşke bizi izleyebilse, dinleyebilse hocam. Bir antrenman sahası alabilmek için kura çıkıyoruz hocam. Evet, yine de duydum. Bu sezon da öyle olacakmış. Duydun yani. Bir antrenman sahasının için kura çekecekler. Yani şimdi düşünün, imkanı olan da Argıncık'ta, imkanı olmayan da Argıncık'ta. Şimdi kura çekerek bu işi yapmaktansa, yani sokak futbolu diyoruz. Şems Hocam da sürekli tekrar ederdi, kulağınız dinlesin. Sokak futbolu, gerçekten biz öyle yetiştik. Sokak evet, futbolu olarak bize kimse eğitmedi ki. Biz 15 yaşından sonra futbol oynamaya başladık. Sokak futbolunun yerini alabilecek bir sistem getirmemiz lazım bu Kayseri'ye. Gerçekten potansiyel çok yüksek hocam. Halı sahalarda çocukları yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Kapalı alanlarda yetiştirmeye çalışıyoruz. Hocam halı sahalarının içerisine girdiğin zaman görüyorsun halı sahalarındaki. O havayı görebiliyorsun. Ya bazı arkadaşların yine bamterlerine dokunacağız ama maalesef halı sahada bu iş olmaz hocam. Futbol okulları da maalesef hep orada. Olmaz yani. O şimdi şu yazın sıcağında hocam. 35 derece, 38 derece de sen halı sahada antrenman yaptırıyorsun hocam. Bir de kinetik enerji oluşuyor orada. Yani düşün işte bizim istediğimiz böyle değil de semt sahalar hocam. Buna artık yetkili kim olursa olsun semt sahalar oluşturacağız. Bu semt sahalarını üçer kulüplere, ikişer kulüplere bunlara tahsis edeceğiz. Orası kendinin sahası olacak. Kendi müsabakaların birini orada oynayacak. Diğerlerini dışarıda rakip sahada oynayacak. Bu semt sahalarını oluşturursak bu semt sahalarında o semtin sporcularına, yaş gruplarına hitap edecek şekilde yapabilirsek o zaman Kayseri'nin futbolu belki bir yerlere gelir. Yoksa halı sahalara sokarak bu işte oradan da işte biraz biliyorsun artık orayı söylemeye de gerek yok. Bu şekilde gitmez hocam. Gitmiyor da. Sonra bir şey daha ilave edeyim. Bu çalıştıran arkadaşların hepsi Allah razı olsun. Farklı boyutlarda çalıştırıyor herkes. Ama Kayseri Spor diye bir hedef yok hocam. Evet. Yok, çocuklarda hedef yok. İşte Zeki Hocam uğraşıyor. Benim devre arkadaşım, takım arkadaşım. Alıyor, Sivas'a gönderiyor. Alıyor, Mersin'e gönderiyor. Alanya'ya gönderiyor. Yani Kayseri Spor'umuz, Kayseri'mizin çocuğu böyle mi olmalı? Bir bakalım hocam. Hacılar Ece Spor'a bakalım. Hacılar Ece Spor ne zaman başarılı olmuştur? 22 yıl önceydi o dediğimiz. Doğru. Kimler oynadı hocam? Kimler oynamadı ki? Kayseri'den kimler oynadı? Bir say hocam. Full yerli zaten. İki tane, üç tane kişi vardı. Ve bu çocuklara sadece güven ve paraları zamanında yatıyordu hocam. Biz çalıştık o dönemde işte. Çocuk mutluydu, parasını alıyordu. Mutluydu, Kayseri'nin futboluna hizmet ediyordu. Şimdi çocukların hedef olmazsa olmuyor hocam. Ben Gençler Birliği'nde çalıştırken Hakkıtaş'ı profesyonel ettik, verdik ilk olarak. Hakkıtaş'ın arkasından 7-8 kişi daha profesyonel oldu hocam. Çünkü neydi? Orada bir hedef vardı. Çocukların hedefi vardı. En sonuncusu Sinan Yolcu. Onun arkasından Mehmet Güneşler, Mustafa Tunakayalar, Sinan Yolcular, Mustafa Demirciler, Solbek oynattığımız yine Hacer Spor'da. Onlar hep beraber profesyonel oldular. Onlar da bir grup haline gittiler. Demek ki yani bu iş hedef olursa çocukların gidebileceği yeri anlatabilirsen, anlayabilirse oraya doğru gidiyor çocuk. Ama şimdi çocuklara maalesef bakıyorum, işte Zeki Hocam yönlendirecek, bir yere gidecek, burayı ailesini terk edecek, ortamını terk edecek çocuk.
Orada ne kadar başarılı olacak? Her çocuk buna katlanamıyor. Çünkü ben yeğenimden biliyorum. Kılıç Aslan'da Hakan gitti. Kılıç mı? Hakan Kılıç gitti işte Antep'e. Evet. Antep'te duramadı, dayanamadı. Sırf dayanamadığı için tekrar döndü geldi. Gaskiden Hakan. Evet. Yani futbol yeteneğinden Hakan'ın şüphemiz yok ki. Hakan ama çok iyi ama işte orayı taşıyabilmesi, kaldırabilmesi lazım her sporcunun. Onun için de hedefi olacak. Hedef olmadığı zaman bu iş olmuyor hocam. Bir de birazcık daha bizim çocuklarımıza güvenilmesi lazım hocam. Doğru. Bunu 4 defa, 5 defa yapabiliyorsam ben sırf yalnız başıma yapabiliyorsam bunu Adnan Hoca ile beraber yapabiliyorsak eğer bunu diğer arkadaşların, diğer kulüplerin her türlü imkanları elinde neler yapabilirler hocam? Doğru. Bunun zor bir tarafı da yok. Evet. Tam oraya gelmişken şimdi 30 yıllık bir antrenörlük birikimi daha fazla. Yok ben evet. 92'den alarak söylüyorum. Futbol eğitim dairesinin futbol federasyonu olarak soruyorum. Evet. Mesela antrenörler için çalışmalarını yeterli buluyor musunuz hocam? Vallahi, daha kurs ücretlerini sonra soracağım. Hocam şimdi bunlara girdiğimiz zaman futbol konuşuyoruz. Ne konuşacağız? Değişik yerlerde mesaj vermek. Size hep zor soru hazırladım hocam. Şimdi evet. Şimdi şöyle bizim artık bu işin sonlarına geldiğimiz için kimseden de bir çekincemiz yok. Olduğu gibi de yakalamışken bu ortamı da hazır kullanalım. Şimdi antrenörlere biraz diğer camialara göre sahipsiz hocam. Sahip çıkılmadığı, bir ortamın oluşturulamadığı... Henüz meslek bile değil. Evet işte. Şimdi bile bunun hala bir antrenörün antrenör olabilmesi için, hakemin hakem olabilmesi için para yatırmıyor. Ama antrenör olabilmek için para yatırıyor. Para tamam, veriyor. İşte, o zaman soruyu birleştirelim. Evet. Doğru. Para geniş veriyor. Alalım. Para veriyor. Parayla antrenör oluyor. Ya çocukları bize yönlendirin diyorsunuz. Çocukları biz yönlendiriyoruz. Benim sporcularımdan bu seneki takımdan var. Takım kaptanım Ali Şimtakerlik yapıyor. Ali Yıldız. Yönlendiriyoruz çocukları. Antrenörlükte benim şimdi sporcularımdan 3-5 kişiye yazdım. Oğlum bakın hemen fırsat var. Şuna müracaat edin diye. Çocuklardan dönüşler. Hocam paralıymış dedi. 5 Ağustos saat 14'te sona eriyor başvurular. Evet. Ücretliymiş dedi. Çocuk şimdi kenar mahalleden babasının sırtından geçinen bu çocuklar ücretli olunca bu çocuk bu parayı yatıramıyor hocam. Yatıramadığı için hocam paralıymış deyince çocuk tekrar sana döndü. TFFC 7500 lira şu anda. Çok güzel bak ne güzel. Oradan başlayacak işte 40 bin lira verirse işte B'ye gidecek. 60 bin lira verirse A'ya hocam gidecek. Şimdi belge vermekle antrenörlük olunmuyor. Orayı soracağım hocam aslında. Nasıl olmalı? Belge verdiğin zaman antrenörün biraz önce söylediğim vasıfları içermesi gerekiyor. O vasıfları göstermesi gerekiyor antrenörün. Antrenörlük yapabilmesi için. Sen ne kadar konuşursam konuşayım ben burada. Herkesin benim hakkımda bir değer yargısı vardır. Herkes benim hakkımda bir şeyler söyleyebilir. Niye? Çünkü bizim geçmişimiz var. Sen bunu aldığın zaman belgeyi sen antrenör olmuyorsun. Ancak çalışıyorsun. Çalıştığından sonra bir şeyler verebiliyorsan, bu topluma, bu spora hizmet edebiliyorsan o zaman antrenör oluyorsun. Evet. Yoksa belgem var benim. Benim de belgem var diyor. Ben şimdi handbol antrenörlük belgem de var. Marmara Üniversitesi'ni aldım ben zamanında. Ama handbol antrenörlüğü sadece beden eğitimi öğretmenliği yaptığım dönemde yapıyorum. Şimdi bu rakamlar çıktı hocam. 200 bin lira mesela teknik direktörlük. İşte 60 bin lira böyle rakamlar geliyor geriye doğru. Bazı arkadaşlar sosyal medyada işte diplomaya koymuş satlık diyor. Fakat bu bir şey değil. Gayrimenkul ya da menkul değil ki satasınız. Diploma o parayı etmiyor tabii. Çünkü şahsa münhasır. Hakikaten bu anlamda yani sadece parası olan bu işi yapsın mı diyorlar. Hocam şimdi işte biraz önce kıyaslamayı yaptım. Kıyaslamayı yaparken bir camia ile bir camiayı bir araya getirerek konuştum bunu. Hakemler bu işin içerisinde. Evet. Hakemler belli bir ücretlerini alıyorlar. Antrenör amatör spor hocam. Adı üstünde amatör spor. Birkaç tane kulüpten ancak ben de çalıştım. Çalıştığım kulüplerde belki 3 tanesinden para kazanabildim. Öbürlerine tüm kendim emeğimle, kendim gayretimle, kendim mücadelemle götürdüm. Evet. Niye? Bu çocuklardan... O dönemde öyle gerekiyordu. Öyle gerekiyordu. Şimdi sen birinden paraları alıp da buna belgeyi verirsen, bunun çalışacağı da meçhul yok çünkü o kulüp yok. Evet. Çünkü kulübü teslim etmiyorlar adamlar. Buna sen parayla vermeye kalktığın zaman bu çocuk ister istemez diyor ki ya çalışacağım da belli değil.
Sonra bu parayı kazanıp kazanamayacağım da belli değil. Ben buraya niye gideyim diye düşünebiliyor. Halbuki ilk aşamasını, ilk başamağını bunu ücretsiz yapın. Ücretsiz yapın. Bu çocuklar gitsin ücretsiz. Belgelerini alsınlar. Devamında bir şey yaparsa... Ücretsiz yapıp tamamen böyle enflasyon oluşabilir hocam yani. Hani sayı olarak enflasyon yani. Diyorum. Biraz da ben şeydeyim tabii. Mutlaka bir vecibeler olmalı da. Şartlar konusu var ya orada. Şartlar. Evet. Mesela en altına da getirmiş. Hatta diyor ki TFF Yönetim Kurulu istediği zaman istediği bir kişiyi ücretsiz olarak bu kursa alabilir diye bir madde var mesela. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman biz bunu açık yani. Olduğunuz evet. zaman ne oldu? Hayır, parası olmayan ancak yetenekli bir antrenör tespit edilmiş olacak. Bir başarı sağlasın, kupa alsın. 2-3 tane profesyonel antrenör oyuncu yetiştirmiş olsun. Örnek veriyorum, Zeki Hoca buna doğru dediğiniz gibi uğraşıyor yıllardır. Birçok da isim evet, göndermiş. Şampiyonluk deseniz ben de sayısını hatırlamıyorum. Var adam. Şimdi Zeki Hoca'ya ücretsiz TFF düzeltiyorum. UEFA A lisansı verseniz ne oluyor ki yani? Evet. Neden adam para yatırsın bu işin için değil mi? Evet. Tabii yani kıstas örnek veriyorum bu olabilir. Evet. Hakkıyla yapıyor çünkü. Doğru. Tabii. Hani bizde bir de mesela böyle başarılı antrenör arkadaşa karşı bir sanki onur etme, bir tebrik etme, bir teşekkür etme gibi çok güzel. Şey mesela orayı soracak. Yılları geçmiş. Yıllardır bu işten kopmamış. Yıllardır bu işin içerisinde uğraşmış arkadaşlar. Belgeyle mi yani antrenörlük yapmış oluyor. Verin o arkadaşlara. Buradan tüf at. Tespit etsin. Evet önerebilir mesela. Önerebilir. Ya şu arkadaşlara biz illa ki... Hakemlikte nasıl evet, teklif ediliyor tabii, üst klasmana? Bunu önersin. Şu arkadaşlara bu sene, her sene bir ya da birkaç arkadaşı bu sene onur etsinler. Bu arkadaşlar da çalışmalarının bir meyvesini görsün, yaşasın. Arkadaş yapıyor, yapabilmek için daha gidiyor hala. Çok büyük paralar yatırarak bence... amatör bir antrenörün o paraları yatırarak gitmesi ben biliyorum benim yanımdaki Bülent Elmas beraber çalıştığımız arkadaş öğretmenlikten biriktirdiği parayla gitti o belgeleri aldı. Bunu sayabileceğimiz bir sürü arkadaş var. Tersi de var. Adam doğru dürüst çalışmıyor. İşte babasından evet. da miras kalmış. Para da var. Yatırıyor parayı. Diploma abi, yükseltmiş oluyor. Bir kulüpte de çalışmıyor. Evet. Bir de şey varsa yapabileceği bir şey varsa onunla da beraber gidiyor orada çalışıyor hocam. Evet. Dolayısıyla evet. böyle evet. bir durum. Yani Türk futbolu işte yani nasıl kalkınır? Birçok hani proje üretilerek hep ortak akıl diyelim hatta biz ona. Ortak aklı kullanarak belki bir yere getirilebilir mi? Bu taban birliklerinden fikir alma noktasında işte bu anlamda da yine ASKF'yi sorayım hocam size. Evet. Pandemi dönemiydi. Şimdi, ASKF değişti. ASKF'yi değerlendirirken hocam iki boyutuyla değerlendirmek gerekiyor. Birincisi Musa Soykacı dönemi. Musa Soykacı'nın da kendine göre yaptığı çok güzel şeyler vardı. Hatırlarsanız o Sümer sahasının alınması gibi buna benzer şeyler. Arkadaş o dönemin devresini tamamladıktan sonra Mutlu Başkan geldi. Mutlu Başkan'la bizim karşılıklı epeyce muhabbetimiz, sohbetimiz var. Yıllarımız geçti. Arkadaşlar iyi başladılar. İyi çalışıyorlar. Evet. İyi programlamışlar. Ha eksikleri yok mu? Var tabii hocam. Eksikleri olacak. Yaşadık da bunu. Bunlar çünkü ilk dönem bir de bu dönem öyle bir şey oldu ki gelir gelmez yüklü bir programın içerisine girdiler. İster istemez eksiklikleri olacak ama ben inanıyorum ki bu dönem daha iyi çalışacaklar. Sümer sahasını gittik gördük hocam işte görüyoruz. Yani. Çıkışları, girişleri, sahanın güzelliği, ışıklandırması, tesisler orayı bir de suni çimi yapacaklarmış. Bence keşke ikisini beraber yapabilseler suni çimi. Çünkü saha yetersiz, saha yetmiyor. Yetmediği için sıkıntı yaşanıyor. Çim sahada antrenman yapamıyorsun. Fazla takıma veremiyorsun. Bu Kayseri'de bu açıklar varken bence Mutlu Başkan birazcık daha bu işlere eğilerek en kısa sürede benim söylediğim semt sahalarını bilhassa varoşlardan başlayarak çünkü hocam Alparslan'ın göbeğine sen bu semt sahalarını yapamazsın. Çünkü, yaptırmaz. Çok arsa yüksek, kıymetli. Yani, evet çok yüksek. Ama bunun kenar mahallelerden başlayarak eğer bu işe bir düzen getirebilirsek bunlara da gerçekten benim en çok özlem duyduğum şey bir birimin başına yetkili birini getiriyorsan kesinlikle o kişi bu işi bilecek. Evet. O işin temelinden gelecek. O işin mutfağından gelen. Evet, o sorunlarını bilerek gelecek kişi lazım. Eğer oraya onu değil de birimi tesisi getiriyorsun Ahmet'i Mehmet'e adadığın zaman o adam oranın yanlışlarını doğrularını idrak edemediği zaman sıkıntı yaşıyoruz. Ama ben hala yine söylüyorum bu semt sahaları
Ve bu işi yapabilecek antrenör arkadaşlarla bir sürü şu anda emek veren arkadaşımız var. O arkadaşlarla bu işler çok daha rahat yürür. Çünkü sana o imkanları verdiğin zaman o arkadaşlar daha canı gönlüne bu işin mücadelesini verirler. Adam 25 kuruş almadan antrenörlük yapmaya çalışıyor. Ve bu adam evine, işine zaman ayırıyor. Ondan sonra kalan zamanla işte geç vakitlerde saha bulacak da çalıştırdığı takımı çalıştıracak. Gündüz işinden gelemiyor. Sporcu transfer ediyorsun. Çocuğa gündüz antrenman yaptıramıyorsun. Niye? Çalışıyor. Gece yaptıracaksın. Onun ay sonra havalar soğuyacak. Hava soğuyacak. Geç vakitlerinde orada antrenman yaptıracaksın. Ondan sonra lige çıkacaksın. Başarılı olacaksın hocam. O soğukta titriye titriye antrenman yaptırdığın zaman gecenin ayası kaysa. Hani son saate kalan kurayı çekti. 10-10.30. Yani. Çocuğun oradan eve gitmesi. Evet 12 gibi hocam. 12. İşte sıkıntı Kayseri'de bence bu sahalara bir çözüm bulmuş. Şöyle tabii birçok projeleri vardı. Hepsini hemen hemen hayata geçirdiler. Olmayanlar da var ASKF olarak. Ben mesela o Hisarcık'taki atıl durumda duran saha mesela içim acıdan şeylerden biridir. Biz saha yok diyoruz. Orada eni boyu 5'er 8'er metre kısa bir saha yapılmıştı oraya. Evet. Mesela o uzatılıp bir sahada kazandırılabilir. Hocam dünden Yusuf Yanar hocamla görüştük işte. Onunla görüştük. Antrenman için oraya gidiyorlarmış. Öyle mi? Oraya gidiyorlarmış. Bugün için antrenmanı orada yapacaklarmış. Şimdi benim bu sahalarda artırarak bu sahaları o sporcuların en uygun şekilde antrenman yapabileceği imkanı olan takımların oralara gönderilerek orada yapmaları gerekiyor. Bu Arkıncı'yı bu kadar sıkıştırmanın da bir anlamı yok. Arkıncı'yı bu kadar sıkıştırırsan hiç kimseye yarar olmuyor hocam. Erkilet, Mimar Sinan bölünse bu şekilde mesela doğru Hisarcık da olabilir. Saatlerine göre de bölersiniz dediğiniz gibi. Belki organize bilmiyorum münferit. Tabii ya olabilir. Organize edeyim. Suni için yapsınlar. Diğerleriyle birlikte. Mesela atıyorum Serkent. Serkent'te de orada takım olanlar ya da oraya gidebilecek birkaç takım da oraya yönlendirir. Bu şekilde semt sahalarını oluşturduğumuz zaman gerçekten Kayseri'de futbolun hocam siz de içindesiniz işte. 1,5'tan 3 saat antrenman yapıyorsun hocam ya. Yani 3 saat antrenmandan bu çocuğu nasıl antre edeceksin? Nasıl yönlendireceksin? Gelişim sağlayacaksın. Nasıl gelişimini sağlayacaksın? Ya bu olmuyor işte. Sen diğer arkadaşlar alıyorlar halı sahaları, kiralıyorlar. Orada yapmaya çalışıyorlar. Birer saatle bu iş gitmeye çalışıyor. Sümer'de yapan arkadaşlarımız var. Burada çalışan, o sıcağın altında çalışan arkadaşlarımız var. Yani bu işe köklü çözüm getirmediğimiz... Argıncık ayın 18'inde açılacak diye bir şey geldi, bilgi geldi. Argıncık sahaları biliyorsunuz her iki sahanın da tabanı değişti. Çok da güzel olmuş hocam. Dıştan biz de gördük, o şekilde görsel olarak gördük. Ama tabii onun bir yerleşim ve içinin granüllerinin serilmesi ve işte idman ve maç hazır hale gelmesi için 18 Ağustos'u bekliyor kulüplerde. O zamana kadar kendi olanaklarıyla nereyi bulurlarsa orada çalışacaklar. Şurada kaldı 15 gün. Evet. Şu anda süper küme çalışmaya başladı. Ama birinci kümeden çalışan arkadaşlar çok nadir. Sebebi saha yok. İmkanı yok. Birine verdiğin zaman birine yetmiyor sahalar. Bir tane görünürde şu anda Erkilet var. Erkilet'in dışında çalışılabilecek yeri yok. Böyle olunca geçen senenin sonu da sorunla başladı. Bu senenin başı da sorunla başlıyor. Şimdi lige girecek takımlar hazır. Siz normal birinci kümeden devam edeceksiniz. Birinci kümeden devam edeceksiniz. Büyük olasılıkla süper amatör küme başlayacak. İki hafta bir sonra da... Bir ya da iki hafta diyorlar, evet. Birinci küme başlamış olacak. Hemen hemen eskiye dönüyoruz artık. Evet. Pandemi ligini o iki sezonu ikinci küme düşenler ikinci kümeden devam edeceği için. Şimdi eskiye döndük. Benim burada bir şey daha değineyim aklıma gelmişken Halit Hocam. Şu yaş gruplarına... Ya birileri bir çözüm üretsin ne olur ya. Şu yaş gruplarını Allah rızası için 5 maç, 6 maçta, 7 maçta, 8 maçta bitirmeyelim ya. Yazık bu çocuklara. Esas alıyorsun, gelişim çağındakine. Gelişim çağındaki çocuğa sen atıyorum 35 yaşındakine bir sezon oynatıyorsun. 20-25 maç, 30 maç oynatıyorsun. Öbür taraftan yani esas gelişecek çocuk. Gelişecek çocuğa sen 7 maç, 8 maç. Yani adet yerini bulsun, lige girilmiş olsun. Bu şekilde oynuyoruz. Ya buna bir çözüm bulmamız lazım. Gerçekten yazık yani bu çocukları 8 maçta 9 maçta çocuğu alıyorsun 8 ay 9 ay çocuk yatıyor. Tam kalan bölümde ne yapacak? Yatıyor. Yapacağı bir şey yok. Çünkü yok oynayabilecek sahası da yok çocuğun. Nereye gidecek? Ya da onları hep bir arada tutabilecek bir mekanizma lazım. Bir de burada hemen şuna da değineyim Halil Hocam. Kesinlikle bizim camiayla spor iç içe oturup bir program yapması lazım. Bizim camia derken milli eğitim. Bizim milli eğitimin sistemiyle spor yapan takımların
Kesinlikle uyuşmuyor hocam. Niye uyuşmuyor? Çünkü zaman yok. Yani öyle bir durum ki çocuk akşam 5'inde 6'sında şeyden çıkıyor, dersten çıkıyor. Bu dersten çıkan çocukla sen nerede ne zaman antrenman yaptıracaksın? Bu çocuk ne zaman dersinden çalışacak? Ne zaman dinlenecek? Ne zaman ödevini, görevini yerine getirecek? Okuluna gidecek? Annesiyle babasıyla ne zaman zaman geçirecek? Öyle bir durum ki biz bunu handball antrenörlükte bir Rus antrenör bize anlatmıştı. Çocuklarla eğitim ilkokulda başladığı zaman bu çocukların yeteneklerini hemen anında fark ediliyor. Fark edildikten sonra bu çocuklar yeteneğine göre işte saz, bale, futbol, masa voleybol, tenisi, her neyse, doğru. Boks, neyse bu çocukların yeteneklerini fark ettikten sonra sabahtan derse girdi mi çocuk 3-4 ders ana derslere girişledikten sonra yetenek derslerine bu çocukları yönlendiriyorlarmış. Bu çocuklar oraya gidiyorlar. Kalan derslerini orada işliyorlar. Ve böyle işledikten sonra, bunu düşünsen hocam, her gün bunu yapıyorlar. Böyle çocukları yetiştirmesi mi daha kolay? Yani. Yoksa bizim yaptığımız gibi okuldan arta kalan zamanda 1,5 saatle, 3 saatle mi bu çocuğu yetiştireceksin? Vallahi hocam ben bir gün sosyal medya hesabımda da yazdım. Yani insan bakanlığı kurulması lazım. Ben insana yatırım dedik yani bu anlamda sporun içinden aldım. Onu da en azından burada bu şekilde söylemiş olayım yani. Ben siz anlatırken tabii içimden de o hem birlikte tabii sorunları da birlikte yaşıyoruz. Evet. Varsa güzellikleri de birlikte yaşıyoruz. Sahalarda hep hem dost hem rakibiz ama tabii ki şimdi burada programda dile getirmiş oluyoruz. Şimdi yani ne kadar güzel. Hemen aklıma gelmişken bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Zamanınız var mı bilmiyorum. Var mı? Hakkıdaş Kayseri Spor'a kaptan oldu. Evet. Samet Hocam çalıştırıyor o dönemde de. Aybaba. Aybaba. Samet Hocam şeyle gittik. Adnan Hocam'la beraber. Davetiyle. Bize davetiyle gittik. Orada konuştuk. Biraz sohbet muhabbet edince. Dedi ki hocam ya dedi Hakkı daha topa vurmasını bilmiyor dedi. Öyle mi? Öyle dedi. Aynen böyle. Cümleyi hiç unutmam. Allah Allah dedim ya. Yani amatör kümede bunu en iyi bilen dedim bir tanesi Fehim Hocam. Fehim Hocam'la karşı Hakkı'nın oynadığı müsabakada Fehim Hocam'ın takımları iyi olur biliyorsun. Evet. Biz de yaş gruplarında Hakkı oynadığı topla neler yaptı. Hı. Ve o yeteneğiyle de kısa sürede Gazi Spor'a kaptan oldu. Yani söylediğine şöyle katıldım. Dedim ki ya Samet Hocam bunu söylediğine göre bu kadar deneyim, tecrübe Beşiktaş'ın kaptanı. Bu çocuk da bizim, o zaman da Trabzon'a götürdü herhalde değil mi? Trabzon'a götürdü. Hakkı durmadı. Hakkı değişik bir yapıya sahipti. Ailesinden kopamıyordu. Çünkü Gençler Birliği'ndeyken de biz çalıştırırken de Hakkı'yı Ankara'nın muhtelif takımlarıyla Zafer'le beraber giderlerdi Ankara'nın karmasına. Hakkı banko top oynardı Ankara karmasında. Muhtelif takımlarda o izlediğin Şekerspor, Ankara Demirspor muydu o zaman? O, ondan sonra yine bir takım daha çok istediler Hakkı'yı. Fakat Hakkı gitmedi. Kayseri'de oynamak istedi. Kayseri'de yok ben şeye takıldım. Topa vurmasını bilmiyor. Evet. Topa vurmasını bilmiyor dedi. Halbuki ben Hakkı'nın ayağının içinde dışını da. Plaseci genelde. Çok iyi toplara vurduğunu da. Yaşadık çünkü beraber yaşadık. Bizim kaleci Rasim vardı. Yolspor'dan almıştım. Kulağı Allah'ı çinlesin. Şut çalışması yaparken bana derdi ki hocam ne olur Hakkı'nın şutlarını tutmayın derdi. Ben antrenörlük yaptığım dönemde de, futbol oynadığım dönemlerde ben Sivas'ta, Malatya'da, Denizli'de, Bolu'da yıllarca futbol oynadım hocam. Orada oynarken de, çalıştırırken de topa vurduğu zaman dın diye ses gelirdi hocam. Sanki Siva buna vurmuş gibi, taş atıyormuşsun gibi. Çocuk tutmayın hocam ne olur derdi. Elim acıtıyor çünkü derdi. O zaman bu şekilde sesi kulağımızda duyardık. Böyle güzel toplara da vuran bir çocuktu. Ama demek ki bazı eksiklikler varmış. Bunu da gözlemleyebilmişler. Ne mutlu öyle antrenörler. Yani enteresan bir şey. Bir de ben gazeteden şey hatırlıyorum. Daum, işte Mehmet Topuz için pozisyon bilgisi yok demiş. Gazetede okumuştum böyle bir şey. Evet. O da adam Fenerbahçe'de oynuyor. Yani bir takım oynuyor. İşte yani o da öyle bir tespitte bu söylediklerimiz, mesela. Bu söylediklerimiz işte biraz önce söylediğimiz gibi 1,5 saat, 2 saat çalışmayla buraya giden Hakkı'nın gidiş şekli de belli. Arkasından Mehmet Topuz'un gidiş şekli de çok iyi biliyoruz bunlar hocam. Hepsini gözlemledik. Tabii. Vardır muhakkak. Eksikleri vardır. Bizim de eksiklerimiz var hocam. Bunu söyleyeyim. Olmaz olur mu? Olmaz mı? Mümkün değil. Gelişimi ve öğrenmenin bence tabii ki sınırı yok. Ama yani. İşte dediğim gibi çalışma hocam. Yani bu 3 saatin dışına çıkarılacak
Bu okul spor. Ama hocam bizim antrenör arkadaşlarda da var. Şimdi mesela TÜFAD'ın gelişim seminerinde bakıyorsun. Toplam hazirun sayısına bakıyorsun. Oraya iştirak eden sayıya bakıyorsun. Yani çok az. 3 yılda 2 yılda bir sana böyle bir şans gelmiş. Kardeşim katılsana ya gelişim seminerine değil mi? Evet. Her boyutu var hocam. Doğru söylüyorsun. Ya spor olayına girince çıkılmıyor değil mi? Çıkılmıyor. Yani asker anılarıyla bu şeyler öyle çok gider. Çok güzel şeyler söylüyorum. Programın yavaş yavaş sonuna geldiğimizi işaret ediyor. Evet. Arkadaşım. Son olarak söyleyeceklerinizi alayım. Bir de anı soracağım zaten. Evet. Bu sene tüm kulüplere kazası belası inşallah başarılar diliyorum. Çocuklar inşallah başarılı olur. Herkes gönlünce müsabakalar oynasın. Gönlünce müsabakalarda maç seyredelim biz de. Allah herkesin yardımcısı olsun. Burada iyi niyet dileklerimi ileteyim. Çünkü bu camia sevilecek bir camia. Bu camia çok hoş bir camia. Bu camiada iyilerimizle kötülerimizle bir arada yaşıyoruz. Tabii. Herkes birbirinin kuyusunu kazmak yerine mutlu etmek için uğraşsın. Tabii. Bundan zevk ve keyif alalım. Sporun evrenselliği tartışılmaz. Bir de anınızı sorayım hocam. İlginç bir anı. Herkese soruyorum konuklarıma. Anıyı da anlatayım. Şimdi bir şeye yeni geldim Gençler Birliği'ne. Gençler Birliği'ne de yeni geldiğimde A takım, iyi bir A takımımız vardı. O sırada biliyorsun Akın Ataşoğlu turnuvası falan düzenliyoruz. Hı. O dönemde bizim rahmetlik Akın'ın, onu da anmış olalım, Allah rahmet eylesin. Hı. O turnuvada çocukları topladım. Okul takımından da getirdiğim yine çocuklarla. Mahalleden fes çakmaktan, o zaman biliyorsunuz Germilli Muhatem Lisesi'nin karşısındaydı kulübümüz. Ondan sonra onlar birleştirdik, çalıştırdık. Birazcık mücadele toprak sahada, anasının toprak sahada çalışmalara başladık. Müsabakalar oynamaya başladık. Sağ ayaklı bir tane Oğuz diye bir sporcum var. Şimdi bu tabii yıllar sonra bunu bana anlatıyor. Bunu anlatma sebebi de benim buna bir işim düştü. Avukatlık bir işim düştü. Avukat olmuş bu arkadaş. Olduktan sonra Oğuz'a dedim ki Oğuz böyle böyle bunun için ben yapabileceğim ne varsa maddi manevi olarak beni desteğen vereyim. Sen de zor durumda kalma. Tamam hocam onu hallederiz dedi. Olay bitti. Bizim işimizi bitirdi sağ olsun. Allah razı olsun. Bizim şeyimizi gördükten sonra oturdum. Dedim ki böyle böyle şu hesabı da çıkar da konuşalım dedim. Dedi ki hocam ben sana bir an anlatayım da ondan sonra onu konuşalım dedi. Ne anısı anlatacaksın Oğuz hayırdır dedi. Hocam o sene de çok başarılı olduk. Bey gençler dedi. Yıldız takımda dedi. Çok başarılı olduk dedi. Sen beni kenara çektin dedin ki dedi. Oğlum sen futbolda yeteneklisin, çok çabuksun ama sen çok zekisin. Sen git oku dedin dedi. Ve ben o günden sonra hocam dikkat ettiniz mi hiç bilmiyorum. Bir tane daha antrenmanımıza gelmedim dedi. Ve kendimi eğitime atalım dedi. Bak bugün avukat oldum dedi. Bugün avukat oldu. Avukatlık şirketi var kendisinin. Allah yolunu bahtını açık etsin. Bugün oturduğum yerde bunu anlattı bana. Şimdi hocam demek ki çocuklara dokunabiliyorsan, sana inancı güvenci olursa, bak o kadar sevdiği futbolu mahallesinin evinin yanında olmasına rağmen bırakmış avukat olmuş. Ne mutlu ona. Mutlu bir ailesi var. Ne güzel. Eşi de avukat. Şimdi çok güzel. Onları da seviyorum. Buradan anlatmış olalım. Yani oyuncuya dokunalım dedin diyorsunuz. Evet. Anladım. Sporcuya dokunmak gerekiyor. Hocam geldiniz programa renk attınız. Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezonda sizlere başarılar diliyorum ligde. Ben teşekkür ederim Halit hocam. İnşallah. Güzel bir anı kalır. Güzel, evet. Sporun olduğu yerden ne kadar konuşsak da daha devamlı gelecek hocam. Onun için sürede böyleymiş. Ben çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz ben için. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel bir anı olarak kalsın istiyorum inşallah. Evet. Evet değerli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşmak ümidiyle. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.